Ama sokakta kalacak değiliz ya. Bulacağız bir hal çaresini, merak etme sen. Bak yanlış anlama. Siz ortada kalmazsınız elbet. Ama ben yoluma gideyim artık. Malum oğluna para yollamak lazım. Olmaz. Hem nereye gideceksin ki? İstanbul'a gideceğim. Yeni yeni yerler açılmış orada. Birinden birinde bir iş bulurum artık. Oğlanın da yanında olurum. Zinhar olmaz. Bak Asuman. Ya sen beni anlamıyorsun. Ya da ben anlatamıyorum. Ben bundan böyle seni salmam. Hiçbir yere bırakmam. Deli deli konuşma Cemşir. Karın kuzun duyarsa ne olur? Bırak gideyim. Asuman. Ma. Bak. Ben seni artık bırakmam. Bir hal çaresini bulacağız. Üstüme gelme. Cemşir! 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 Ne oldu? Ne var? Ne arıyorsun sen burada? Ne arıyorsam arıyorum. Sana hesap mı vereceğim kadın? Aman ey tamam tamam. Gülü'den haber var mı? Yok. Ne bu halin? Kemal çiftlik satıldı. Satıldı mı? Ne çabuk. Evet. Kemal çiftliği Halide almış. Ne? Ne yapacağım ben şimdi? Başka biri almış olsaydı hiç olmazsa gider konuşurdum. Biraz daha oturmak için müsaade isterdim. Ne bileyim kira falan öderdim. Daha sonra bir şekilde çiftliği geri alırdım. Ama şimdi Halide böyle bir şeye asla müsaade etmez. Şimdiden kapıya dayandı. Defolun diye kovdu bile bizi. Şşş, tamam. Tamam, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Oğlum orada büyüyemeyecek. O çiftliğin beyi olamayacak. Ona bırakılan mirası koruyamadım Kemal. Zafer'e verdiğim sözü tutamadım işte. Güllü. Güllü beni dinle. Bana bak. Sen elinden geleni yaptın. Çiftliği ipotek ettirmeseydin Ali'ye kıyacaklardı, unuttun mu? Sen evladını korudun. Yapman gerekeni yaptın. Ama eğer pamukları kurtarabilseydim... Güllü, kurtaramadın. Yağmura nasıl mani olacaksın ki? Tamam, olan oldu. Üzme kendini. Dünyanın sonu değil ki. Kemal. Kemal, bir şekilde çiftliği kurtarmanın yolunu bulmalıyım. Halide'nin yaptığı bunca fenalıktan sonra kazanmasına müsaade edemem. Abi. Neden döndün? Beni gördüğüne pek memnun olmadın galiba. Halide gitmekten vazgeçti, değil mi? Gazetede gördüm. Serap çiftliği satışa çıkarmış. Halide bu fırsatı kaçırmak istemez tabii. Evet, doğru. Halide çiftliği satın aldı. Biz de planlarımızı biraz erteledik. Hepsi bu. Nedense hiç şaşırmadım. Halide'nin o çiftliği satın almak için parayı nereden bulduğunu artık söyler misin abi? Seher, başlama yine. O parayı senin temin ettiğini biliyorum. Kendine yazık ediyorsun abi. O kadının seni kullandığını ne zaman idrak edeceksin acaba? Ha? Seher, yeter artık.
Bana bir kez daha bunu söylersen seninle bütün ilişkimi keserim. Ve seni hayatımdan silerim. Anlaşıldı mı? Yarın Ankara'ya gidiyorum. Bir hafta yokum. Döndüğüm zaman Halide ile buradan gidiyoruz. Ve seni temin ederim ki benimle gelmesi için çok geçerli bir sebebi var. Kim o? Benim yenge, aç. Ne oldu kaba? Yetiş yenge. Ne oldu kaba, söylesene. Ramazan canına kıydı. Ne? Hastaneye zor yetiştirdik. Aman yarabbi. Ramazan. Hekimler durumu vahim dediler. Karısa bekliyor. Hadi bir acele hadi ver yenge. Güllü, bir şey demeyeceğim mi? Efendim hanım. Bütün gün yoktun. Bir şey de demedin. Ne olacak Çitlik? Bilmiyorum hanım. Bulacağım bir çaresini. Gel vazgeç kızım. O kadın uğursuzun teki. Uğraşma onunla. Çekip gidelim. Koca Adana'da sana ev mi yok? He? Ne diyorsun ana? Nasıl vazgeçerim? Vaziyeti biliyorsun. Ali hasta. İyi bakılması lazım. Beş kuruş param olmadığını da biliyorsun. Yok, öyle kolay vazgeçmem. Bu iş daha bitmedi. Efendim Halide Hanım. Gülizar, bugün duyduklarını unutacaksın. Hamile olduğumu kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin hanımım. Benim o konuda sır verip sır vermem. Eğer birinden duyarsam sana hiçbir şey sormam. O saniye kendini kapıda bulursun. Bir daha da iş bulamazsın. Ama siz böyle söyleyince kalbimi vuruyorsunuz yani. Ben sizi üzecek bir şey yapar mıyım yani? Hemen siz ciddiye aldınız diye zil takıp oynayacağım şurada yani. Zor tutuyorum kendimi. Serap Hanım şimdi görecek Gerçek Hanım kimmiş. Her şeye yeni başlıyoruz Gülizar. Serap'a daha beterini de yapacağım. O da Kemal de benim kim olduğumu anlayacaklar. Sizden korkulur yemin ediyorum. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.